Kardeşlik nedir? Kardeş kime denir? Aynı anne ve babadan doğmuş çocukların birbirine göre adıdır kardeş. Kardeş, canın yongası, bedenin diğer yarısı, alınan nefes, yaşanan hayat, aynı zamanda eksikliği tamamlayandır. Kardeş, koruyan, kollayan ve gerektiğinde can verendir. İnsan hayatının en güzel günleri, kardeşleriyle beraber geçirdiği çocukluk günleridir. Kardeşler, birçok duyguyu beraber yaşar, aynı anda üzülür, aynı anda sevinirler. Evde, dışarıda veya parkta oynarken hem aynı duyguları hissetmiş, hem de bazı şeyleri paylaşmayı ve insanlarla iyi geçinmeyi hep beraber öğrenmişlerdir. Aynı aile içinde yetişen kardeşler arasında çok güçlü bir bağ vardır. İşte bu bağdan dolayı kardeşler arasındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıyı doğurur. Dolayısıyla kardeşler devamlı birbirini sevip saymalı, koruyup gözetmeli, birbirlerinin hakkına riayet etmelidir. Aralarındaki dayanışma ve yardımlaşma her zaman devam etmelidir. Ve birlik ve beraberlikten güç doğduğu unutulmamalıdır. Yüce Yaradan indirmiş olduğu tüm suhuf ve kitaplarda bizlere hep kardeşliği tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz de "Ey insanlar, hepiniz kardeşsiniz, hepiniz Adem'in oğullarısınız" demektedir. Onun içindir ki kardeşliğin temelini Mekke'de attı, Medine'de geliştirdi ve kurumsallaştırdı. Hicret esnasında Mekke'de inancı uğruna her şeyini terk edip gelmiş muhacirlerle onlara gönüllerini açan Medineli ensarlar arasında kardeşlik ilan ederek onlardan imkanlarını paylaşmalarını istemiştir. Yüce Yaradan Ali İmran suresi 103. ayetinde bizlere hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun kenarında iken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız dediğinde acaba insanlar bunu tatbik ettiler mi? Orta Doğu'daki Araplar Kur'an-ı Kerim'in sadece bu ayetini tatbik edip kardeş gibi yaşamayı bilselerdi, bugün Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Yemen'de akıtılan kanlar ve yaşananlar yaşanır mıydı? Tabii ki yaşanmazdı. Kardeşlerden biri hata yaptı mı, öbürü kin gütmeden onu affedebilmeli. Bakın, bizim ünlü şairimiz Muhammed el-Müntecebeddin el-Ani bu konuyla ilgili yazdığı bir şiirinde ne diyor? Aleyy bi hafzi tuka vel huda ve en ec'alel hulleli seyyida ve ardi sadiqi bi sahtil ida ve lestu ubali bimen اعتدى اذا كنت سالك سب لي الاذى فسامح اخاك اذا ما هفا ولن انقسى ثم صل ان جفا وان زلكن انت ممن عفا وإن دان بالغدر دم بالوفا
فكل يجازي بما اكتسى. Bakın, diğer bir şair de basit şeyler yüzünden kardeşin kardeşe düşman olmaması gerektiğini ve kardeşliğin önemini ne güzel anlatmıştır. لا تتصنط عن نسوان حب الأخ من الإيمان خيك هو جناحك دوم هو سلاحك في الميدان لا تلحق مرتك وتقول أخوي بطلي عطول لا تهجر خيك وتقول هيك مقدر من الرحمن ربك بعت لفرعون أقوى الناس ومعه عون قصة موسى مع هارون عبرة وفكرة للفهمان لا تحسد خيك وتصير قابيل وعقلك صغير وقعة يوسف جوا البير كانت كيد من الشيطان إذا خيك كان بخير يعني كل الدنيا بخير مثل يوسف أو الزير عامل خيك بالإحسان حبك لنفسك كبه عندك خيك بتحبه خيك لا تكسر قلبه ولو بدك تمشي عريان كلمة أخي ثلاث حروف كلمة أخي ثلاث حروف أغلى منها اوعى تشوف كلمة رد كتير سيوف انغدر فيك الزمان إن جارت مرة الأيام عك تخف خيك بتنام خيك دوا للآلام وأغلى من روحك كمان أغلى من روحك خليه ودايم دوم تعلق فيه ولو يقطع وصلك حاكيه وسامح لو كان الغلطان سامح وترك الظنة دنياك بتبقى جنة اوعى تبقى مستني خيك ليرجع ندمان كلمة أخ بتسوى الكون بتسوى النفس والعيون وبتسوى ثروة قارون وبتسوى ملك سليمان سجل واكتب يا إنسان حب الأخ من الإيمان Evet değerli kardeşlerim, tüm bunları dinledikten sonra yapmamız gereken şey imanımızı güçlendirmek ve bununla Allah'ın rızasını almak için kardeşliğin önemini bilip birbirimizi sevmek olmalıdır. Ünlü tasavvuf şairimiz Yunus Emre'nin dediği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Saygılarımla.